EFT ile hesaba gönderdim ama bugüne yetiştiremeyiz değil mi işleri? Hayır maalesef. Bugün çekemeyiz. Of. Ama yarın sabah ilk iş sizinkini aldım. Gözünü seveyim Yaman. Adama karşı mahcubiyetin fevkindeyim yani. Merak etmeyin. Ya o yerin dibine batmış haldeyim. Bir aksilik olmasın. Öğleden önce teslim ederiz. Arayın müşteriyi isterseniz. Bugüne kadar söylediğim saatten şaştı mı Mithat Bey, aşk olsun. Şaşmadın da körün taşı. Neyse, sana güveniyorum. Alo. Kerim Bey merhaba, ben Mithat. Yarın öğlene kadar teslim malınız. Vallahi istersen vereyim gümrükçüme, onunla konuş. Olur olur, ver. Tamam kardeşim, tamam. Yarın elinde malın. Hoşça kal. Merhabalar. Misafiriniz varmış, sonra geleyim. Nurdan Hanım. Gelsene Ferhundi. Nurdan Hanım. Merhaba Mithat Bey. Bu ne sürpriz? Siz tanışıyor musunuz? Ben de Nurdan deyince Mithat Bey birine benzetti zannettim. Nurdan değil miydi? Çok şaşırdım sizi burada gördüğüme. Hoş geldin. Dünya küçük. Sakın bana kocanızın bizim Yaman Bey olduğunu söylemeyin. Yok canım. Biz çalışıyoruz Ferhunde ile. Mithat Bey'le de bir senedir çalışıyoruz. Almanya'dan her şeyimi Yaman Bey taşıdı sağ olsun. O gün bugündür bu şirketle çalışıyorum. Ne içersin Ferhunde? Hiçbir şey almayayım. Şu kontratı imzalayalım, gideyim ben. Tamam. Hallettin mi ticari sicilli işlerini? Hallettim. Ferhunde öbür adınız herhalde. Aslında esas adım. Nurdan annemin adı. Mithat Bey'le tanıştığımız öyle çıktı ağzımdan. Ne bileyim, neden öyle dedim bilemiyorum. Rahatsız edeceğimi mi düşündünüz acaba? Hayır canım, estağfurullah. Evli baklı kadını niye rahatsız edeyim, değil mi? Aşk olsun. Lütfen, saçma sapan bir şeydi işte. Özür dilerim. Evli de değilim. Tamam. Bitti işler. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Resmi olarak hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Havalar bir ısınsın. Ben de sizleri evime davet edeceğim. Bahçeye, mangala. Olur. İnşallah. Çok büyük bir bahçesi var. Nurdan Hanım... Pardon... Ferhunde Hanım gördü. Evet, gerçekten çok güzel. Güzelce oturur, keyif yaparız şöyle. İnşallah. Pardon. Efendim. Ferhunde imdat. Ne oldu? Herkes bir tarafta düğün için koşturuyor, ben yalnız kaldım. Serdar'a hediye seçmem lazım. Duamı almam lazım. Elim kolum dolu. Taksilere inip binemiyorum. Bir şey unutacağım diye ödüm patlıyor. Tamam tamam, neredesin? Nişantaşı'na gidiyorum şimdi. Orada buluşalım mı bir şey yoksa? Tamam, yok. Nerede buluşalım?
Birazdan oradayım. Tamam canım, hadi. Bu Gülşen evlenene kadar ben Atılış'ı erteleyeyim en iyisi. Ne zaman evleniyor onlar? Az kaldı değil mi? Evet. 15-20 gün falan. Hayırlı olsun. Akrabanız mı evleniyor? En yakın arkadaşım. Darısı başınıza mı diyelim? Ne diyelim? Yok, demeyelim. Ben müsaade rica edeyim. Güle güle. Hay Allah, ben de oturup kalmışım. Arabanız yoksa ben bırakayım gideceğiniz yere kadar. Var var, çok teşekkür ederim. Ben de iniyorum zaten. Hadi eyvallah patron. Mal çekilince bir alo dersin. Tabii, merak etmeyin. Buyurun. Bir dakika, nasıl unuttum. Size şey söyleyecektim. Ben sizi bekletmeyeyim. Hoşça kalın. Peki. Görüşmek üzere. Artık buralarda olduğunuza göre el mecbur sık sık görüşürüz. Değil mi? Tabii. Güle güle. Kolay gelsin. Güle güle. Hayırlı işler. Gel. Neler oluyor? Nereden tanıyorsun bu adamı? Mithat Bey ev aldım diyor ya. Şevketlerin evini almış. Ya inanmıyorum. Ben de mahkemeden önce avukatla bir şey konuşmaya eve gitmiştim. Tesadüfen karşılaştık. Kim olduğunu da söylemedim. Beni eve almak isteyenlerden biri zannetti. Ben de bozmadım, öyle kaldı. Adını da Nur'dan demişsin. Ne yapayım? Burada görünce çok şaşırdım. Çok sık gelip gitmez zaten. Genelde bizim çocuklar gider şirketine ama... İyi mi bari işleri? İyi vallahi. Küçük ama sık iş yapıyor. Düzgün adamdır. Ali Rıza Bey'in eski gelini olduğumu söylemedim şimdi bir sürü konu çıkmasın diye. Tamam canım, ben söylemem. Teşekkür ederim. Neyse, ben Gülşen'i bekletmeyeyim. Tekrar hoşçakalın. Akşam ne yapıyorsun? Annem yarın gidiyor, yemeğe çıkaracağım. Onun için söyledim. Ben götüreyim sizi, hem de şirketini kutlarız. Olur vallahi. Esra'yı da görmüş olurum. Esra'yla görüşmüyoruz ne zamandır. Ya, hay Allah. Peki, telefonlaşırız, yeri konuşuruz. Bay bay. Güle güle. Gittiğini zannettim. Sizi bekledim. Şeyi söyleyeyim de öyle gideyim dedim. Siz şimdi rahatsız edeceğim diye herhalde adınızı sanınızı gizlediniz. Evli olduğunuzu söylediniz. Yok, ondan değil. Ondan tabii. Hayır. Hayır, sitem etmiyorum, yanlış anlamayın. Beni tanımıyorsunuz etmiyorsunuz. Zaman kötü. Ayrıca saygı duydum. Genç. Yalnız kadınsınız, iyi yaptınız. Da ben öyle biri değilim. Onu söyleyeyim dedim. Mahcup ettiniz beni Mithat Bey, şimdi daha çok utandım. Hayır, yeminle ben onun için söylemedim. Beni tanıyın diye konuşuyorum. Hakkımda yanlış düşünmeyin. Yani evli olmadığınızı öğrenince sevinmedim mi? Ne yalan söyleyeyim, sevindim. Ama ben huzursuz etmem insanı, korkmayın. Bu konuda içiniz rahat olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.